Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp yeğsimi kahreyleyim bilmem ki. Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. Ah, karşımda vatan namına bir kabristan. Yatıyor şimdi, nasıl yerlere geçmez insan. Şu mezarlar ki, uzanmış gidiyor ey yolcu. Nereden başladı yükselmeye, bak nerede ucu. Bu ne hicranı müebbet, bu ne hüsranı mübin. Ezilir ruhi sema, parçalanır kalbi zemin. Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar. Dipçik altında ezilmiş, parçalanmış kafalar. Bereden rengi hüviyetleri uçmuş yüzler. Kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler. Medeniyet denilen vahşete lanet eder. Nice yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler. Süngülenmiş, kanı donmuş nice binlerle beden. Nice başlar, nice kollar ki cüda cisminden. Beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat. Sonra namusuna kurban edilen bunca hayat. Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler. Göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler. Teki binlerce kesik gözdeye ait kümeler. Saç, kulak, el, çene, parmak, bütün enkaz-ı beşer. Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından, canavarlar gibi şişlerde kızarmış nice can. İşte bunlar o felaket zedelerdir ki düşün, kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün. Müslümanlıkları biçarelerin öyle büyük, bir cinayet ki cezalar ona nispetle küçük. Ey bu toprakta birer naaşı perişan bırakıp, yükselen mevki bir ervah, sakın arza bakıp. Sanmayın şevki şehadetle coşan bir kan var. Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Bakmayın hem tükürün çehreyi murdarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün cephe ila kaydına şarkın tükürün, kuşkulansın görelim gayreti halkın tükürün. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış doğatan kahpelere. Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanını asrın tükürün. Hele ilanı zamanında şu melul harbin, bize efkar-ı umumiyesi lazım garbın. O da Allah'ı bırakmakla olur herzesini, halka iman gibi telkin ile dinin sesini. Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün, yine hicran çılgınlığın üstünde bugün. Bana vahdet gibi bir yar-ı müsiat lazım. Artık ey yolcu, bırak ben yalnız ağlayayım. Hepiniz hoş geldiniz. Yüksek lisans öğrencimiz Selman Konan dile getirdiği bu şiirle, Akif şiiriyle başlamayı uygun gördük. Dünkü elim duruma da birazcık belki ifade olur diye. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. İstiklal Marşı'nın kabulünün 95. yılını idrak edeceğiz. Her sene olduğu gibi Akif'i bu sene de anıyoruz. Ve her defasında da her sene yine anmaya devam edeceğiz. Çünkü üzerinde ittifak ettiğimiz çok fazla değerimiz, çok fazla insanımız, idealimiz kalmadı gibi görünüyor. Herkesin bambaşka bir dünyası var. Herkesin kendine göre kahramanları, kendine göre mitleri var. İdealsiz ve geleceksiz bir toplum olma noktasında hızla ilerliyoruz. Onun için Akif'i fazlasıyla önemsiyorum. Yaklaşık bir ay kadar, belki biraz daha fazla oldu. Malum Umberto Eco öldü. İtalyancam yok ama ertesi gün merakımdan gazetelere baktım, İtalyan gazetelerine baktım. Kimisini de Google Translate'ten çevirerek baktım filan. Hepsinin ortak bir değeri olarak Eco karşımızda idi. İtalyanlar o kadar seviyorlar ve bu sevgiyi o kadar belli ediyorlar ki bütün gazetelerin sür manşetinde Eco'nun ölümüne dair, ölümünden duyulan üzüntüye dair, eserlerine dair pek çok bilgi var. Merak edip yakın dönemde bizim Gülten Akın, Yaşar Kemal gibi kaybettiğimiz değerlerin arkasından neler söylenmiş diye baktım. Ya kimisi için hain, ya kimisi için kahraman, ya kimisi için solcu, ya kimisi için sağcı. Ya vatansever, ya vatan haini. Böyle garip bir şey.
Maalesef diyorum, binlerce kez de maalesef diyorum, bizim Akif dışında artık ortak üzerinde ittifak ettiğimiz, toplandığımız, birleştiğimiz bir değerimiz kalmadı. Kimisine göre Nazım Hikmet Tukaka, kimisine Necip Fazıl Tukaka, kimine Tanpınar Kök Tukaka, kimine Seyri Ünleri Tukaka ya da tam tersi kimine göre bunlar kahraman. İnanın ki Akif İstiklal Marşı'nı yazmamış olsaydı çoktan zamanın telha koridorlarında, dehlizlerinde kaybolup gitmişti. Hiç kuşkum yok. Yok olmuş gitmişti. Akif şiiri söz konusu olduğu zaman hep bu ifadeyi kullanıyorum. Maalesef Akif'in şiiri geçerli diye. Demin arkadaşımızın dile getirdiği şiirinde de Akif'in anlattığı şeyler hala geçerli. 100 sene geçmesine neredeyse üzerinden hala geçerli. Hala bu coğrafyayı uyarmak, hala bu coğrafyayı ikaz etmek durumunda kalıyoruz. Ama nedense bir şey düzelmiyor gibi. Biraz kederliyim onun için böyle. Kısa bir Akif'e dair belgeselimiz var. Bunu seyredelim 5-6 dakikalık. Akabinde de bölümümüzü tüm üyeleri arkadaşlarımızla Akif'in şiirine ve Akif'in hayatına dair, tabii ki İstiklal Marşı'na dair konuşmalarımız olacak. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. Balkan Harbi'nde Süleymaniye Camii'nden, Kurtuluş Savaşı'nda Nasrullah Camii'nden, Cumhuriyet kurulurken de Millet Meclisi'nden yükselen bu ses, ümidini asla kaybetmeyen bir sanatkarın, Mehmet Akif Ersoy'un sesiydi. Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul'un Karagümrük semtinde mütevazi bir evde doğdu. Babası Fatih Medresesi'nin saygıdeğer hocalarından Tahir Efendi, annesi ise Buharalı Emine Şerife Hanım'dı. Mehmet Akif Fatih'teki mahalle mektebine adetler gereği 4 yıl, 4 ay ve 4 günlükken başladı. 4 yıl sonra da okumayı sökerek Arapça ile tanıştı. Aynı semtteki ortaokulu da başarıyla bitirince bir süre Farsça dersleri aldı. Lise çağına gelince mülkiyeyi seçerek okulun lise kısmından başarıyla mezun oldu. Mülkiyenin yüksekokul kısmına geçtiği yıl babasını kaybetti. Aynı yıl içinde evi de yanınca ailesinin sorumluluğunu üzerine aldı ve iş garantisi verildiğinden veteriner hekim olmaya karar verdi. 1889'da girdiği Halkalı Baytar Mektebi'ni birincilikle bitirdi. Ufak tefek şiirler yazmaya da bu yıllarda başladı. 1895 yılında ilk eseri Kur'an-ı Hitap Gazeli Mektep Dergisi'nde yayınlandı. 25 yaşındayken hazine veznedarlarından Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım'la evlendi. Aile kurarak hayatına yeni bir yön çizen şairin şiirleri gazete ve dergilerde övgülerle yayınlanmaya devam ediyordu. Mehmet Akif Ersoy, 2. Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı ve cemiyet tarafından Berlin, Yemen ve Lübnan'a gönderildi. İstanbul'a geri dönen şair, Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından başlatılan kurtuluş mücadelesine katılmak için Anadolu'ya geçti. Karizmatik bir hatip olan Mehmet Akif Ersoy'un Kastamonu'da verdiği vaaz, efsanevi bir metin haline geldi. 1911 yılında kaleme almaya başladığı 7 kitaptan oluşan ünlü eseri Sefahat'le tüm eserlerini tek bir kitap haline getirdi.
yeni kurulan Millet Meclisi'nin düzenlediği Ulusal Marş Yarışması'na başvuran 724 eserin hiçbirisi beğenilmeyince, Milli Eğitim Bakanı Abdullah Subbi, Burdur Milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy'dan bir şiir yazmasını istedi. Yokluk içindeki Mehmet Akif Ersoy'un şiiri temize çekmek için sadece iki yaprak kağıdı vardı. Bu yüzden 10 kıtalık şiirin bir kısmını Taceddin Dergahı'nın duvarlarına yazdı. 12 Mart 1921 tarihinde Alkış Tufanı içinde defalarca okutularak kabul edilen İstiklal Marşı, Kurtuluş Destanı'nı yazan bir milletin şerefli öyküsünü tüm dünyaya anlattı. Cumhuriyet'in ilanından sonra sık sık Mısır'a giden Mehmet Akif Ersoy, Kahire Üniversitesi'nde edebiyat dersleri verirken bir yandan da Kur'an-ı Kerim'in Türkçe çevirisiyle uğraştı. Yıllarca verdiği mücadele nedeniyle Silos hastalığına yakalandı ve 27 Aralık 1936 tarihinde vatanında İstanbul'da hayatını kaybetti. İstiklal şairinin aziz naaşı, ebedi alemin ilk kapısı olan Edirne Kapı'daki şehitliğe binlerce seveninin omuzlarında dualarla taşındı. Mücadelesinin, milli mücadelenin en çetrefilli dönemleridir malum. Yunan ordusu Anadolu'nun bir kısmını işgal etmiştir ve bu içinde de bulunduğumuz coğrafyaya kadar gelir. İnönü mücadelesinin olduğu dönem. Ve 1920'lerin sonunda artık askeri sadece fiziksel bir takım şeylerle motive etmenin güçlüğünü düşünür İsmet Paşa İnönü Muharebesi Savaşı'nın galibi olarak. Ve bir istiklal marşına gerek duyulur. Bu vesileyle Basri Bey'e, Basri Bey şeyin, Akif'in arkadaşıdır ve Hamdullah Supi Basri Bey aracılığıyla efendim Akif'e istiklal marşını yazmasını rica eder. Akabinde tabii ki burada da belgeselde de bahsetti bir şiir yarışması düzenlenir. Bu şiir yarışmasına da 700'ün üzerinde, 724 tane şair katılmıştır. Ama bunların hiçbirisini, başta Hamdullah Supi olmak üzere, kimse beğenmez açıkçası. Ancak 7 tanesi, 6-7 tanesi bir tarafa bırakılır. Bunların içerisinden yeniden bir seçme, oylama yapılacaktır. Ama bu şiirlerin bile kalitesi tartışmalıdır. Bunun içinde Basri Bey aracılığıyla Hamdullah Supi, Akif'e ulaşmasını rica etmesi, ricacı olmasını ister İstiklal Marşı'nı yazması için. Tabii Akif'in bu yarışmaya katılmamasının sebebi malum 500 bin liralık ödüldür. Bu öyle bir milletin marşı parayla yazılamaz, mükafatı olamaz bunun, maddi bir mükafatı olamaz diyerek katılmamıştır. Sonrasında Basri Bey'in ricasıyla efendim Akif bu şiiri yazar, İstiklal Marşı'nı yazar. Tabi Hamdullah Subbi'nin de bir mektupla Mehmet Akif'e rica ettiğini biliyoruz ama bu mektup daha ulaşmadan evvel Basri Bey'in ricasıyla zaten Akif Bey şiire başlamıştır, yazmaya başlamıştır. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım dizesini de malum Taceddin Dergahı'nda halen bombalanmadı, yakılmadı, ayakta duruyor. Nice yıllar sonra restore edildi. Taceddin Dergahı'nın duvarına yazar. 7 Şubat'ta mecliste, Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa okunur Akif'in şiiri. Diğer şiirleri arasında Kemalettin Kanun'un, Hüseyin Suat'ın filan da birkaç büyük de diyebileceğimiz şairin de şiiri vardır ama Akif'in şiirinin yanında estetik olarak pek bir kifayet gösteremezler bunlar. Alkışlarla karşılanır.
Akif'in, o zaman tabii İstiklal Marşı değil ama Akif'in şiiri. Birkaç isim de karşı çıkar. Ondan sonra başta Tunalı Hilmi olmak üzere Besim Atalay, Kütahya Milletvekili, Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi, onların gerekçesi şudur. Fransız Marşı'nı örnek göstererek, Fransız Marşı halkın kendi içerisinden doğmuştur. Böyle bir sipariş yöntemiyle marş yazılamaz diye söylerler. Ve Tunalı Hilmi haricinde salon, meclisin salonu, alkış tufanına dark olur. Ama Tunalı Hilmi ayağa kalkmaz. Gerekçesi de budur. Tabii Akif bu salonda yoktur arkadaşlar. İşte kendi marşının, kendi şiirinin okunacağı sırada salonu terk eder. O kadar mahcup bir adamdır ki, çekingen de bir kişiliği var biliyoruz. Salondan çıkar. Utanır da çünkü. Tabii Tunalı Hilmi'nin bu tavrı ve Besim Atalay'ın bu tavrı Akif'i üzer. Ve şöyle bir şey söyler, yani kendisinin de bu milletin içerisinde bir birey olduğunu ve milletin içerisinden yeni bir bu şiirinde bu şekliyle doğduğunu söyler. Ve bunun sonunda da zaten malum safahatın içerisine almaz İstiklal Marşı'nı. Kendisi yazmış gibi bilinmesin diye bu kadar da alçak gönüldür. Yani bunu yazan yine millettir aslında der. Tıpkı bazen bin yılda bu toprağa işte Fransız, ben kalemimi oynatıyorum sadece. Bu romanları yazan Fransız toplumudur dediği gibi aslında bu toplumdur yine bu marşı yazan. Bu kadar da alçak gönüllü bir adamdır ve dediğim gibi safahatın içerisine almaz. 1930'lardan sonra yeniden İstiklal Marşı'na gibi bu tip eleştiriler gelmeye başlar ve yeniden bir İstiklal Marşı'nın, başka bir İstiklal Marşı'nın yazılması düşünülür. Hatta Necip Fazıl'ın Doğu'da, Büyük Doğu'da buna benzer bir şeydi. Bu gayretle yazılmış bir şeydi. Ve hasta yatağında Akif'e bunu sorarlar, işte böyle bir arayış var, yeniden bir İstiklal Marşı yazılmak isteniyor, siz ne diyorsunuz diye. Akif hasta yatağında doğrulur ve der ki işte o hepimizin bildiği, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu marşı ben dahi bir daha yazamam der zaten. Ondan sonra da yazılmayacaktır zaten. Tabii ki Akif üzerine söylenecek o kadar çok şey var ki şiirlerini derslerimize de defalarca türlü çeşitli vesilelerle dile getiriyoruz. Çünkü bu sonsuz bir derya arkadaşlar. Balkan Savaşları'nın, Birinci Cihan Harbi'ni yakından görmüş, içerisinde yaşamış, bu trajediyi görmüş bir dava adam, bir dram adamı, hüznü olan, sıkıntılı bir adam zaten. Belki de bir yönüyle zavallı da bir adam Akif. Çünkü bir trajedinin içerisinde bunu ve bunu derinden duymuşuyor ve İstiklal Marşı'nın her mısrasında zaten biz bu trajediyi hissediyoruz. Siz de farkındasınız. Akif Mısır'a gittikten, İstanbul'a döndükten sonra da belki bilemiyorum ama hala bir trajedinin içerisinde, çünkü hep yabancı kalmış toplumuna ve hep de bir tarafta ötelenmiş gibi. Ve dedim ya en başta da İstiklal Marşı'nı yazmamış olsaydı inanın unutulmuştu yani Akif çoktan unutulmuştu. Ama biz unutturmamaya çalışıyoruz işte. Akif'e, Akif'in ahlakına dair de bir şey söylemek gerekiyor tabii. Nezan Tevfik'in kardeşi Baytar Şefik Bey, Akif bu ödülü kabul etmedikten sonra, kabul etmez 500 bin liralık ödülü, almaz da zaten. Sonrasında ısrarcı olurlar, alır ve işte düşmüş kadınlar ve çocuklar için bağışlar bu parayı. Ama kendisinin giyecek üstünde bir şey yoktur, bir yağmurda şemsiyesi de yoktur, ıslanır. Şefik Bey der ki işte Baytar Şefik, parayı alsaydın da keşke üstüne başına bir şey alsaydın diye. İki ay konuşmaz adamla böyle bir şey söyledi diye. Bu kadar da ahlaklı bir adam. Biz de böyle şairlerimiz olsun, böyle devlet adamlarımız olsun istiyoruz hala. Akif'i çeşitli yönleriyle konuşacağız.
İlkin yardımcı doçent doktor arkadaşımız Eylem Saltık hocamızla başlayalım. Buyurun Eylem Hanım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli hocalarım ve çok değerli öğrencilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve buruk selamlıyorum tabii ki. Dün yaşananlardan dolayı gerçekten canımın acıdığını belirtmek isterim. Son yıllarda, son aylarda ve son günlerde ülkemizin, ülke milletimizin yaşadıkları bugün Mehmet Akif sunumunda doğru bir konu seçtiğimi maalesef bir kez daha ispatladı bana. Geçen hafta bugün için hangi konudan bahsetmem gerekiyor acaba diye düşünürken yaşadığım, beni üzen bir olay dedi ki Eylem sen Akif'in insan algısından bahsetmelisin. Akif'in insan algısını naçizane öğrencilere, dinleyicilere hatırlatmalısın dedi. Dolayısıyla ben bugün sizlere Akif'in insan kabulünden, ideal insan kurguladığı ideal insan tipinden bahsedeceğim. Konuşmamın başlığını ümidimiz insan olmak diye belirledim. Çünkü Akif'in şiirinde insan dönemin tabii ki insan dönemin birçok tip insanı mevcut ve Akif bu insanları sosyal eleştiri bağında şiirlerinde ironik bir dille hatta bazen alaycı, öfkeli, kederli bir dille eleştiriyor. Bu yüzden Akif'in şiirinde dönemin insanı ahlaksızlıklarıyla, ikiyüzlülüğüyle, saygısızlığıyla, kadına uyguladığı şiddetle pek çok yönüyle yerini alıyor. Bizler maalesef tarih bilincinin sadece geçmişimizi seviyoruz, tarihimizi seviyoruz cümlesinden ibaret olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki tarih bilinci geçmişi bilmek, geçmişi idrak etmek, geçmişle bugünü birleştirebilmek, geçmişten bir şeyleri seçip eleştirebilmek demektir. Ama biz sadece dediğim gibi tarihi seviyoruz, geçmişimizi seviyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Bu cümleleri kurarak tarihi idrak etmeye çalışıyoruz. Benim şimdi sizlerden ricam, naçizane ricam tabii ki, Akif'in birazdan okuyacağım örnekleriyle bugünü de anlamlandırmaya çalışmanız. Çünkü Akif'i anlamak demek, Akif'in söylediklerinin bugün de yeri olup olmadığını şöyle bir düşünmek, bir sorgulamak demektir. Akif o yüzden hala yaşıyor. O yüzden hala önemli çünkü. Mart ayında biliyorsunuz zorunlu olarak İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif'i anma konferansları yapılıyor. Ama bence bu konferanslar Akif'e rahmet dilemekten, ona şükran sunmaktan çok daha fazla şeye vesile olmaktadır ya da olmalıdır. Burası seçeceğiniz kelime size ait. Peki neye vesile olmaktadır, neyin vesilesidir Akif'i anmak, Akif'le ilgili konferanslar yapmak? Bence öncelikli olarak milli mücadeleyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, kimliğimizi, dilimizi, inancımızı, insan olma erdemimizi, birlikte yaşayabilme becerimizi, sorumluluk millet olma başarımızı, sorumluluk bilincimizin sürekliliğini, ümidimizi kaybetmemek zorunda olduğumuzu hatırlamamıza vesiledir Akif'i anma toplantıları ya da vesile olmalıdır. Çünkü Akif tüm bu değerleri gerek şiirleriyle, gerek konuşmalarıyla, gerek dersleriyle, gerek yazılarıyla halka her fırsatta
hatırlatmıştır. Mehmet Akif'in hakkında kim hangi konuyu ele alacak olursa olsun bu değerlerden en azından birine mutlaka değinecektir. Bütün bu değerleri hatırlamaya vesiledir Mart ayında yapılan konferanslar. Çünkü mücadele ve toplum adamı Mehmet Akif'in bundan yaklaşık 100 yıl önce yazdığı manzumeler bu değerlerin anlatıldığı ve maalesef güncelliğini halen koruyan eserlerdir. Bu yüzden her yıl yapılan konferans, panel ve benzeri etkinlikler anmaktan, onu Mehmet Akif'i anmaktan daha ötedir. Mehmet Akif der ki, ne demişsem görüp de söylemişim. O gerçekten dönemini en iyi analiz eden aydınlardan biridir. Onun şiirlerindeki gözlemci anlatıcı, sokakta, mahallede, kahvede, üniversitede, mecliste dolaşmış ve mekanları, yaşananlarıyla, yaşayanlarıyla birlikte kaleme almıştır. Bu nedenle Akif şiirinde sosyal eleştiri tüm sahiciliğiyle vardır. Bizim de Akif şiirinde asıl dikkat etmemiz gereken nokta sosyal eleştirileridir. Akif kimleri niçin eleştirmektedir? Şerif Aktaş hocamız, onu da rahmetle analım, der ki Akif'in asıl gayesi yeni bir insan tipi yaratmaktır. Çünkü o kendi devrinin insanından şikayetçidir. Dolayısıyla Akif kendi devrinin insanını eleştirir. Yaşadığı dönemin sıradan insanlarından yöneticilerine kadar pek çok insan tipini şiirine konu etmiş ve onları eleştirel bir tavırla, ironik bir dille kaleme almıştır. Az önce de söylediğim gibi sadece ironi değil, hüzün, şikayet, öfke, ders verme uslupları bu şiirin temel özellikleri, bu dilin, Akif dilinin temel özellikleridir. Cahiller, yobazlar, ahlaksızlar, saygısız gençler, tembeller, kadına şiddet uygulayan erkekler, vicdan sahibi olmayanlar, ikiyüzlüler, kötü yöneticiler ve benzeri şairin zaman zaman sert, zaman zaman alaycı dilinden nasibini almış insanlardır diyelim. Akif'in tembel insanlara yönelik eleştirilerine baktığımız zaman bunların işte Akif'in hiç sevmediği sosyal mekanlardan biri olan kahvehanelerdeki insanlar üzerinden yapıldığını görüyoruz. Akif'in şiirindeki tembel insanlar yaratılıştan tembel insanlar olarak belki bir sınıflandırılabilir. Bunun dışında başkasının sırtından geçinmeye çalışan tembel insanlar olarak sınıflandırılabilir. Veyahut da tevekkülü yanlış anlamış, her şeyi Allah'tan bekleyen tembel insanlar olarak sınıflandırılabilir. O yüzden Akif tembellere şöyle seslenir. Çalışmadın, beni hep bunca yıl çalıştırdın. O yavrucakları çıplak, sefil alıştırdın. Herif, şu halime bak, merhametli ol azıcık. Bırak o zıkkımı, içtiklerin yeter artık. Bu şiirde kadın eşine sesleniyor. Erkek çalışmayıp, kadının sırtından geçinen, onun ömrü meyhanede geçen tembel bir insandır ve Akif bunu eleştirir. Akif'in eleştirdiği bir diğer tembellik örneği olan kişiler ise kaderiyeciler. Kadermiş öyle mi? Haşa, bu söz doğru değil. Bu söz değil doğru. Belanı istedin, Allah da verdi. Doğrusu bu. Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya zavallı dini çevirdin. Onunla maskaraya. Bırak çalışmayı. Emret oturduğun yerden. Yorulma öyle ya. Mevla eciri hasır iken yazıp sabah evden çıkarken işlerini birer birer oku, tekmil edince defterini. Bütün o işleri Rabbim görür, vazifesidir. Yükün hafifledi. Sen şimdi doğru kahveydir. Kahve Akif'in şiirinde dilenci kılığına girmiş sinsi canilerdir. O yüzden kahvede vakit geçiren insanlardan hiç hoşlanmaz Akif. Burada da bütün işlerini sıraya sokup Allah'a dua edip sonra gidip kahvede sabahtan akşama kadar oturan kişileri eleştiriyor Akif. Yobazlar Akif'in eleştiri oklarından nasibini alanlardır. Bunlar tabii ki Kur'an'ı anlayan, hatta hiç anlamayan tiplerdir veya kendi çıkarlarına bunu alet eden, kendi çıkarlarına göre Kur'an'ı anlayan tiplerdir. Akif onlara da şöyle seslenir. Ya taassupları, hiç sorma nasıl maskaraca. O uzun hırkasının yenleri yerlerde hoca. Hem bakarsın eşi yok dine teaddisinde,
hem ne söylersen olur dini, hemen dini hemen rencide. Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizlerden çekecek memleketin hali ne olmaz düşünün. Tabii yobazlar cahiller olarak değerlendirilebilir ama Akif'in kızdığı cahiller bir de ilimin gerekli olmadığını düşünen, batıya tamamen kapılarını kapatmış olan cahillerdir. O yüzden Akif bir de bunlara şiirlerinde göndermeler yapar. Der ki felaketin başı hiç şüphe yok ki cehaletimiz. Bu derde çare bulunmaz ne olsa mektepsiz. İyi yayılması lazım marifin mutlak. Okur yazarsa ahali ne var yapılmayacak. Donanma ordu birer ihtiyacı mübrimdir. O ihtiyacı fakat öğreten muallimdir. Akif'in hoşlanmadığı bir diğer kipte hak yiyenler, adaletsiz olanlardır. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yadımdan koğarım. 3,5 soysuzun ardında zalip yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam der. Akif'in kızdığı diğer insan tipleri tabii ki o dönemin yaşananlarıyla doğru orantılı olarak, yani yaşanan savaşlarla doğru orantılı olarak vatana ihanet eden kişilerdir. Ey cemaat, uyanın el verir artık uyku. Yok mu sizlerde vatan namına hiçbir duygu? Düşmeden pençesinin altında istikbalin, biliniz kadrini hürriyetin, istiklalin der. Sonra bir kavgalarla milleti birbirine düşürenlere seslenir Mehmet Akif. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlaki telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık, eyvah bu Boğaziçi'de, bizler yine yandık. Cemiyette bir fıkra dedik, fırka dedik, tefrika çıktı. Sapa sağlam iken milletin erkanını yıktı diyor Akif. Akif'in böyle dizeler kurmasının bir sebebi o dönemde yaşayan bencil ve egoist insanlar. Akif şiirine bu tipleri de tahlil ediyor. Diyor ki bugün ferdi mesainin nedir mahsulü? Hep hüsran. Birer beyhude yaştır damlayan tek tek alınlardan. Yani hiç kimse sadece kendi işiyle ilgilenmemeli. Zaman birlik olma zamanıdır diyor. Ve her dönemde var olan şakşakçılar da Akif'ten nasibini alan tiplerden. Diyor ki Akif eli bayraklı alaylı yürüyor dört keşeli. En ağır başlısının bir zili eksik belli. Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük. Dinmiyor etrafını kaplamış yüzlerce hüdük. Dinliyor etrafını kaplamış yüzlerce hüdük. Çok affedersiniz. Kim ne söylerse hemen el vurup alkışlanacak. Yaşasın. Kim yaşasın? Şak şak şak. Alkışlıyor ama kim yaşayacak bilmiyor. Sadece alkışlamakla görevli orada. Akif'in bir özelliği elbette ki devrini analiz etmesi ama aydın kimliğine uygun olarak tespit ettiği sorunlar üzerine çözümler üretmesi de bir diğer özelliği Akif'in. Tabii ki bu çözüm önerileri de eleştirilerinde olduğu gibi bu çözüm önerileri de şiirlerindeki yerini alıyor. Topluma dair bu tespitler onu ne kadar sinirlendirse de Akif hiçbir zaman ümitsizliğe, karamsarlığa düşmüyor. Bunun sebeplerinden biri de Akif'in hem fikir hem iman kaynağı olan Kur'an-ı Kerim tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu kafirlerden başka Allah'ın rahmetinden ümidini kimse kesmez ayeti. Akif'in bu dediğim gibi fikir ve ümidini besleyen önemli bir pekiştireç. Dolayısıyla Akif karamsarlara sesleniyor şiirlerinde. Diyor ki
Ey yolda kalan yolcusu uzun hayat gecesinin, göklerde değil, yerde değil, sendedir kurtuluşun. Ölmüş dediğin ruhu alevlendiriver de, bir parça açılsın şu çevrendeki perde. Bir parça açılsın diyorum çünkü bunaldın. Ezeli nurdan ümidini keserek dona kaldın. Ey Allah'ın birliğine inandığı halde ona ibadet ederken şaşıran kalp, idealsiz yaşayan tek yürek vardır, o da dinsizlik. Birleşmesi mümkün mü tek Allah inancıyla ümitsizliğin? Asla. Bunun imkanı yok elbette, bilirsin. Öyleyse neden boynunu bükmüş duruyorsun? Hiç merhametin yok mu evladına olsun? Diyor. Mehmet Akif tespit ettiği bu sorunlar karşısında sadece eleştirel bir tavır takınmamış, mücadeleci kimliğiyle sorunları çözmeye çalışmıştır. Akif'in bu yoldaki inancının tercümanı yine az önce de dediğim gibi şiirlerdir. Özellikle İnsan isimli şiiri onun bu konudaki fikirlerinin derli toplu örneklerinden biridir. Pek çok şiirinde ironik bir dille ideal insan nasıl olmalıdır iletisini vermeye çalışan şair, bu şiirde insana olan inancını ve insanın kendine inanması gerektiğini açık bir dille anlatmıştır. Şiirdeki her satır tüm sorunların çözümünün insanın kendisinde olduğunu haykırmaktadır. Şiir Hazreti Ali'nin bir epigrafıyla başlar. Sen kendini basit bir varlık sanmaktasın. Oysa hikmetlerle dolu olan en büyük alem sende gizlidir. Biliyorsunuz epigraflar metnin özetidir. Dolayısıyla Hazreti Ali'ye ait bu sözde insan isimli şiirin özeti niteliğindedir. Akif insan şiirinde en çok iki temel fikri tekrar eder. Bunlardan bir tanesi insan eşref-i mahlukattır. Bir diğeri ise insan değerli olduğunu aklından çıkarmamalıdır iletileridir. Şiirin şöyle kısaca hemen günümüz Türkçesine çevrilmişten okumak istiyorum. Ey insan, sen varlığının ve gücünün farkında değilsin. Ben hakir bir varlığım deyip duruyorsun. Oysa ki senin varlığın meleklerden yücedir diyor Akif. Ona ne kadar değerli olduğunu hatırlattıktan sonra o güne kadar neler yaptığını, insanımızın o güne kadar neler yaptığına ve bundan daha sonra da neler yapabileceğine dikkat çekmek için şöyle seslenir Akif. Doğa sana tutsak olmuş, bütün varlıklar senin emrine girmiştir. Dünya senin kurduğun kurallara uyup egemenliğine boyun eğmiştir. Sendeki çevik irfan bulutlardan yıldırım avlamaktadır. Sahip olduğun eleştirici, araştırıcı idrakle yer altının servetlerini bulup çıkaran sensin. Sonsuz çöllerde kalsan çaba ve gayretinin ilhamı derhal önüne düşüp sana kılavuzluk eder. Sen ilahi takdiri uygulamak için göklerden indirilmiş bir güç gibisin. Senin yaptığın bir plan zulüm ve diktatörlük kalelerini yerle bir ediverir. Diyor. Ve sonunda hülasa senin için bir an bile durup dinlenmek söz konusu değil. Hep koşmak, hep ilerlemek istersin. Çünkü ne hale razı olmaktasın ne de istikbale ait elde ettiğin bilgilerle tatmin oluyorsun. Şimdi sana soruyorum. Nasıl olur da ben değersiz bir varlığım dersin? Bir yandan hayatının ağır yükünü sırtında taşırken, öbür yandan korkuların, ölümlerin saldırısına uğrarsın. Ama yine de müthiş bir temkinle o şiddetli sıkıntılara dayanır, yoluna devam edersin. Hem de en hızlı yürüyüşle. Bu şiirde Akif insanın değerini ve insanın geleceğe hakim olma gücünü, istediğini yapabilecek güce sahip olduğunu anlatıyor. Ve tüm bu örneklerden şöyle bir Akif'in ideal insan tipinin özelliklerini şöyle çıkarmak mümkün. Sadece son okuduğum insan şiirinden değil, Sefaat'teki pek çok şiirde biraz sonra sayacağım insana dair özellikler neredeyse birebir aynı cümlelerle geçiyor. Mehmet Akif'in ideal insan tipi her yönüyle iyi yetişmiş, aklını, vicdanını, cesaretini, gücünü iyi kullanan, çağın gerekliliklerini idrak edebilen, halkın değerlerini anlayabilen, tarihi, milli, kültürel değerlerine sahip çıkan, adil olabilen, bencil, ikiyüzlü ve egoist olmayan, fedakar olan, aileye önem veren, geleceğe inanan,
ahlaklı, saygılı, dürüst, sorumluluk sahibi ve vatanının koruyucusu olan insandır. Akif'in tanımı insanla ilgili bütün dizelerinde bu özellikler birebir anlatılmıştır. Yaşadığı dönemi iyi tahlil edebilen, çağın getirdiği yeniliklere açık olan ve gelişmeleri doğru değerlendirebilen, İslami ve tarihi değerleri iyi bilip kendi yaşadığı döneme taşıyarak sorunları çözmeye çalışan, yol gösterici olan Akif'i saygıyla anıyorum bir kez daha. Bundan daha önce yapılan Akif'le ilgili konferanslarda, sempozyumlarda gazetelere haber olanlara bir baktığımızda şöyle cümlelerle karşılaşıyoruz. İşte Akif'e yakışan sempozyumlar, paneller yapıldı. Şu kişiler konuştu, böylesi önemli kişiler konuştu. Ama benim canı gönülden dileğim şu ki Akif'e yakışan paneller artık somut sonuçlarını versin ve Akif'e yakışan gençler yetişsin. Bunu canı gönülden diliyorum ve teşekkür ediyorum elinize. Eylem hocamıza bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Eylem hocanın son söyledikleri birden bir şey getirdi aklıma benim. Gençlere dair sesleniyor Akif. Yaşlılara da seslenir, herkese seslenir de. Tabii ütopya yaşlılar üzerinden kurulmayacak. Gençlere seslenir, gençler üzerinden ütopya gelecek kurulur. Biliyoruz Akif İslamcı, biliyoruz Akif dindar bir adam, ahlaklı bir adam. Her şeyden önce ideolojik olarak İslamcı bir adam, biliyoruz. Türkiye düşünün hayatında İslamcılığın nasıl çıktığını da biliyoruz. Kartezyan felsefe edenler ve modernisttir arkadaşlar. Modernisttir yani İslamcılık akımı. Namık Kemal vardır, Ziya Paşa vardır başında. Akif de o ekolün devamıdır işte. Muhammed İkballerin, Abdülkların, bu neslin, Afgani'nin efendim, devamıdır. Ama rasyonel bir adamdır Akif. Bütünüyle kendisini dine vakfetmiş, dünya işlerinde boş vermiş, o tevekkül anlayışında sürekli eleştirdiği üzere de işlerini Allah'a havale etmiş bir adam değildir. Dedim ya Eylem Hoca'nın söyledikleri bir şey hatırlattı bana diye. Dün sınav vardı, YGS sınavı. Bina sorumlusuyum. Aşağıda polislerle beraber işte polis sayısı biraz az, alay da fazla. Sağ olsunlar anne baba, cümbür cemaat, akraba, taluka hepsi beraber geldiği için mahşer yeri. Tek tek alıyoruz içeriye. Öğrencinin bir tanesi kafada takke. Sakallar burada. Şalvarımsı da bir şey var şimdi. Giyim kuşamla hiç derdim yok. Takkeyi çıkart bakalım dedi polis. Çıkarttı kulaklık. Kulaklığın ucunda normal olarak cep telefonu. Onları bir çıkart bakalım dedi. Onları çıkarttı koydu. Kalem var. Kolda saat, her şey var. Bir tek baz istasyonu yok üstünde. Böyle bir adam. Artık o öğretmenlerden bir tanesi, o da biz bayan bir şeyimiz olmadığı için öğretmenlerden bir tanesini görevlendirdik üst araması için. Tam donanımlısın maşallah dedi çocuğa. Esasen imanen tam donanımlıyım dedi. Giderken arkasından Boğaziçi garanti dedim çocuğa. Tam dedim gerisini de. Şimdi Akif'in hayal ettiği, tahayyül ettiği gençlik bu değil ki. Sabah akşam dua et, hakikaten Boğaziçi'ni kazanabilirsen ben de yarın başlayacağım. Öyle bir şey olmaz, önce çalışacaksın diyor Akif. Önce akıl. Öyle. Aynı bunun gibi. Aynı. Haydi böyle gelmişsin. Peki. Araştırma görevlisi Deniz Döpe. Daha önce. Benim kızlar anlaşılamıyoruz zannediyordum. Beni değil. Çok meşhur oldu birden ya onun haklı gururuyla. Evet hocam buyurun.
Merhaba. Ben öncelikle hepinize başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Benim konuşacağım konu Cemalettin Afgani olacak. Az önce Elim Hoca'nın bahsettiği ve biraz önce de Soner Hoca'nın andığı bir isim Afgani. Elim Hoca Mehmet Akif düşüncesinden ve Mehmet Akif'in nasıl bir dünya hayal ettiğinden bahsetti. Biz de Cemalettin Afgani'nin ismini Akif düşüncesinin mimarı olarak kaynaklarda okuyoruz. İslamcılık ve Türkçülük üzerine yapılan çalışmalarda, edebiyat tarihlerinde bu iki isme, bu iki isimle kastettiğimin ikincisi de Muhammed Abduh'tur. O da Cemalettin Afgani'nin öğrencisi. Bu iki ismi biz Türk aydınlarının çok etkilediği iki isim olarak biliyoruz. Ben de haklarında çok fazla bir şey bilmediğimiz, şahsen benim bilmediğimi düşünerek Afgani'nin kim olduğuna dair kısa bir biyografik bilgi sunmak istiyorum. Afgani'nin hayatı o kadar karışık ki sadece onun hayatını anlatmaya çalışmak inanın oldukça vakit alıyor. Bunu denedim, prova ettim yani. O yüzden şöyle bir yöntem izleyeceğim. Arkada bir slide hazırladım. O geçecek benim anlatmaya yetiştiremeyeceğim şeyleri ve bilhassa alıntıları hoşlanmadığım için okumaktan arkada yansıtmayı tercih ettim. Afgani 1838'de Esadabad'da doğuyor. Afgani 1838'de Esadabad'da doğuyor. Esadabad, Afganistan Kabil'e bağlı bir yer. Fakat Afgani'nin milliyetinin ve mezhebinin ne olduğu konusunda çok spekülatif bilgiler var. Bunun sebebi aslında biraz da Afgani'nin kendisi. Çünkü kendisinin şöyle bir ideali var, İslam birliği kurmak. Bütün İslam topluluklarının tek bir çatı altında toplanması. Bu yüzden de tek bir kesimin kendisini sahiplenmesini istemiyor. Çünkü öbür kesimde bu sefer onlar üzerinden düşman olacak. Böyle bir şeyi engellemek için yaptığı konuşmalarda birbiriyle çelişen şeyler söylüyor Afgani bilerek. Örneğin Ahmet Ağaoğlu'nun yazdıklarını okursanız Afgani'nin Azeri Türk olduğunu söyleyecektir. Bizzat kendisiyle konuştuğunu ve Azeri Türk olduğunu söylediğini söyleyecektir. İşte çeşitli mezheplerle kendisini sahiplenecektir. Bunu bilinçli yaptığını iddia ediyor kaynaklar. Çok karışık bir hayatı var kendisinin. Oradan oraya sürüklenmiş ve oradan oraya sürüklenmesinin sebebi de aynı aslında. Önce şunu söylemek isterim. Çok meşhur bir adam. Etrafında geniş bir öğrenci ailesi var. Bu sadece öğrenciler değil, devlet büyüklerinin de gelip dinlediği bir adam. O kadar etkili bir adam ki çeşitli ülkelerden davetler geliyor. Davet edildiği yere gidiyor fakat bu sefer yönetimle ters düşüyor. Bunun sebebi de ıslah taraftarı olması. Afgani halkın yönetime katılmasını istiyor. Bunu savunuyor ve bu sebeple de yönetimle ters düşüyor. Elbette sadece bu değil yönetimle ters düşmesinin sebebi. Bir de İngiltere'nin baskısı var. Çünkü o dönemde biliyorsunuz ki sömürgecilik dönemi ve İngiltere'nin sömürgeleri var Arap Yarımadası'ndan ve bunların aydınlanmasını, ayaklanmasını, isyan etmesini istemiyor. Ama Afgani sürekli onlara dürtükleyen şeyler konuşuyor. İşte birlik olalım, emperyalizmi yenelim, tek bir çatı altında toplanalım, işte dilimize sahip çıkalım, dinimize sahip çıkalım. İslam bu değil ki Akif de sürekli bunu söyleyecek, oradan hatırlayacağız. İslam bu değil, İslam ilk haline geri dönmeli. Şu an İslam adı altında birçok hurafeye inanıyoruz. Batı devletlerinden bu yüzden geri kaldık. Teknolojiyi, işte bilimi takip etmemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor vesaire. Bunları savunuyor ve doğal olarak da bu İngiltere'yi rahatsız edecek ve sürekli yönetim baskı yapacak. Aynı zamanda da ıslahat taraftarı olması, halkın yönetime katılmasını teşvik etmesi, yönetimin değişmesini teklif etmesi yönetimi rahatsız ediyor ve sınır dışı ediliyor. Bu sefer başka bir ülkeye gidiyor. Böyle dolaşıyor, bayağı da dolaşmış. Mısır'a gitmiş, Hindistan'a gitmiş, Rusya'ya gidiyor, Paris'e gidiyor, Londra'ya gidiyor, İstanbul'a gidiyor. Oldukça dolaşarak geçirdiği bir hayatı var. Bunlardan ben tabii ki İstanbul macerasından bahsedeceğim. İstanbul'a ilk gelişi 1869 Abdülaziz'in davetiyle gelir ve 1871'e kadar da İstanbul'da kalacak. Burada Darülfünun'un açılışında bir konuşma yapıyor. Arapça bir nutuk veriyor. Daha yani
İstanbul'dan sınır dışı edilmesinin, Abdülaziz'in affedersiniz onu kovmasının sebebinin bu açılış konuşması olduğu söyleniyor genellikle. Ama bu doğru değil aslında. İkinci Darfur'un da yaptığı ikinci konuşma sebebiyle sınır dışı edilecek. Tanzimat döneminin son zamanları, Tanzimat döneminin son zamanları gittiği dönem ve Tanzimat aydınlarının da ideolojilerinden, yani savundukları ideolojilerden biri İslamcılık biliyorsunuz. Fikir hareketleri dersinden daha detaylı bileceksinizdir, öyle tahmin ediyorum. Ve bu sayede Afgani daha da popüler oluyor, daha da sahipleniliyor. Ve çok popüler olması, verdiği işte nutuklar, yine konferansları var, öğrenci hadisi her zaman etrafında. Şeyhülislam'ı rahatsız etmiş ve yaptığı ikinci konuşmada Darülfünun Ramazan akşamları birer konferans serisi düzenlemiş. Her akşam biri konferans veriyor. Verdiği konferansta peygamberlerle filozofları bir tutan bir açıklaması var. Yani peygamberlerle filozofları eş tutmuş, peygamberliği sanata benzetmiş. Çok ilginç rasyonalist, pozitivist açıklamaları da var Afgani'nin. Her ne kadar pozitivizmin ve tabiatçılığın, pozitivizmin reddine dair yazıp çizse de rasyonalist bir adam. Ve bundan dolayı tepki çekiyor ve Şeyhülislam da bunu kullanarak biraz halkı galeyana getirerek tepkilerin büyümesine sebep oluyor ve Afgani de ülkeyi terk ediyor. Daha sonraki hayatı karışık. Ben bunlardan ikisine değineceğim gittiği yerlerden. Birincisi Paris. Buna El Hurvetül Vuska isimli ünlü bir gazete çıkardığı için değinmek istiyorum. 18 sayı çıkmış. Beyrut'tan öğrencisi Muhammed Abdullah'ı yanına çağırıyor ve birlikte çıkarıyorlar 18 sayı boyunca. Ve burada Ernest Renan'la bir tartışmaya girmiş Paris yıllarında. Namık Kemal gibi tıpkı. Yazışmaların, yani bu karşılıklı atışmanın tam metinleri Müntezar Türkönen'in Cemalettin Afgani isimli çalışmasında bulabilirsiniz. Onunla Halil Ganem, yanlış hatırlamıyorsam, Jön Türklerle de tanışıyor Paris yıllarında Cemalettin Afgani ve Halil Ganem'le tanışmış. Halil Ganem'in onu Renan'la, Ernest Renan'la tanıştırdığına dair de bir bilgi var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Birinci not etmek istediğim şey bu. İkincisi de İran Şahı'yla arasında geçen mesele. Bu da onun hayatını değiştirecek belki de önemli şeylerden biri. Çünkü İran Şahı'nın öldürülmesinde parmağı olduğuna dair bir iddia var. İran Şahı onu işte her zamanki hikayeye çağırıyor. Etrafında bir öğrenci işte var. Kendisine konak tahsis ediliyor, maaş tahsis ediliyor, el üstünde tutuluyor. Fakat yönetimle ters düşülüyor, sınır dışı ediliyor. Bu her yerde aşağı yukarı böyle olmuş. Yine böyle olacak. O da Rusya'ya gidiyor. Afgani 3 sene Rusya'da kalmış. Çarlı arası bozulmuş. Paris'e geçmeye karar vermiş. Fakat Paris'e geçerken yolda Münih'te İran Şah ile tekrar karşılaşıyor. Ve Şah onu geri dönmesi için ikna ediyor. Beraber İran'a dönüyorlar. Fakat tekrar aynı şey başına geliyor. Yine Şah'la ters düşüyorlar. Ve bu sefer Şeyh Abdülazim Türbesi'ne sığınıyor Afgani. Bu türbenin şöyle bir özelliği varmış. Dokunulmaz bir türbeymiş. Yani oraya girip kimseyi çıkartamıyormuşsunuz, atamıyormuşsunuz. Afgani de buraya sığınıyor ve derslerini burada vermeye devam ediyor. Fakat Şah bu dokunulmazlığı tanımayacak ve bir tabur askerle Afgani'yi türbeden çıkaracak. Kış ortasında sınır dışı etmiş. Afgani de bunun kinini ömür boyu gütmüş ve her yerde, her fırsatta, yurt dışındaki gazetelerde yazdığı yazılarda Şah hakkında çok ağır laflar söylüyor. Tekrar İstanbul'a dönüşü, o da sanıyorum 1897'de öldüğüne göre, notlarımı evde unuttuğum için tarih konusunda yanılabilirim. 1800'lerin sonunda diyeyim, yanlış olmasın, İstanbul'a tekrar gelecek. Bu sefer Abdülhamit'in davetlisi olarak geliyor. Kendisi Nişantaşı konağı tahsis edilmiş. Burada aralarında Mehmet Emin Yurdakul'unda bulunduğu birçok Türk aydını kendisinin bu sohbetlerine katılıyor. Ve yine çok meşhur, güzel yıllar geçiriyor burada. Fakat Abdülhamit'le arası bozuluyor. Bunun sebeplerinden biri olarak Jön Türklerle teması gösteriliyor. Diğeri İngiltere'nin baskısı, üçüncüsü de İran Şahı'nın öldürülmesine parmağı olması. Onun kim güttüğü bilindiği için İran Şahı'nı öldüren kişinin, yani o da İran Şahı ile arasında problem geçen bir adam, Nişantaşı konağındaki sohbetlerde görünen bir adammış ve iddiaya göre Şahı öldürmeden önce Afgani'nin size selamı var diyerek öldürmüş. Böyle bir hikaye anlatılıyor ve Şah'ın ölümünden de sorumlu tutuluyor Afgani. Afgani ayrılma
ağlamak istiyor her zamanki gibi. Fakat bu sefer Abdülhamit ona izin vermeyecek ve ömrünün sonuna kadar göz hapsinde Nişantaşı'ndaki konağında kalacak. 1897'de de kanserden ölecek Afgani. Afgani'nin Türkçe'ye çevrilen eserlerinden işte bazılarını yazdım. Genelde Akif'in Afgani'den çeviri yaptığına dair bir şeyler, hani öyle bir ön bilgiyle biraz karıştırmıştım ama çevirisi yok Afgani'den, daha çok Abdurrahman çevirileri var, o da slaytlarda geçmiş olmalı. İki tane makalesi var. Birincisi Darülfünun konferansında gördüğü muameleden dolayı onun haksızlığa uğradığını düşünmüş ve bunu savunan bir yazı yazmış. İkincisi de Muhammed Abdül ve Cemalettin Afgani'nin Vahabilikle suçlanmasına karşı bir cevap niteliğinde bir makalesi var. Onun dışında Muhammed Abdül'den çevirileri var. Afgani'den çevirisi yok. Ben konuşmamı aslından bir bölümle bitireceğim. Burada Afgani'den ve Muhammed Abdül'den bahsediyor. Mısır'ın en muhteşem üstadı Muhammed Abdül konuşurken neye dairse Cemalettin'le, der ki tilimizine efkanlı, Muhammed dinle, inkılap istiyorum, başka değil, hem çabucak. Öne bizler düşüp İslam'ı kaldırmazsak, nazariyat ile bir şeyler olur zannetme. Şüphe yok, Hakk'a semuhileri var üstadım. Gidelim bir yere, hatta şu bizim Sudan'a, yeni bir medrese tesis edelim Urban'a. Daha 3-5 de fezziliyetli rümcahit bulalım, nesli tesliği bile il'a meşgul olalım. Çıkarıp gönderelim hasılı şeyhim yer yer, oradan alemi İslam'a Cemalettinler. Mehmet Akif, Cemalettin Afgani ile biraz, bundan birkaç sayı sonra sanıyorum, Afgani ve Muhammed Abdül ile ilgili övgü dolu sözlerinden de alıntılar yapmıştı. Bir de şöyle bir spekülasyon olduğunu da söyleyeyim, bunu atlamak istemiyorum aslına bakarsanız. Afgani ile ilgili kaynakları araştırdığınızda aslında hikayenin bundan çok başka olduğuna dair iddialar da göreceksiniz. Kendisinin İngiliz ajanı olduğunu, bütün bunların hikaye olduğunu, tamamen İngiliz ajanlığı yaptığı için başına bunların geldiğine dair de bir iddia var. Hatta Abdülhamit'in bu İngiliz ajanlığından dolayı onu göz hapsinde tuttuğu, bunun farkında olduğuna dair de bir spekülasyon. Yani siz onu öyle kabul edersiniz, etmezsiniz bilemiyorum. Hani okumalarınıza göre bir yorum yapabilirsiniz. Yine Abdülhamit'ten bahsedecek vaktim olmadığı için ondan da kısaca bir biyografik bilgi ve çevirilerinden bazılarını yazmıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam bu Deniz Hanım'ın dile getirdiği şey Hilmi Ziya Ülken söylüyor. Buna dair var mı bildiğiniz konuşmak istediğiniz? Şaklaban diyor hatta şey Hilmi Ziya. Hayır, onu diyor. Ben de Müntezer Türkiye'nin araçıyla biliyorum. Ziya'dan ben de okumadım da. Müntezer Türkiye'nin. Yani okuyacağım tabii mecbur şimdi başka bir çalışma için de. Yok ama o da senin aynı eski insan düşünüyor. İkinci Abdülham Tüzer'in de Türkçesinin birisi, öğrenilebilirisi benim bu sebeple. İngiliz ajanlığı bir defa tabii ki tedbirli bir adam İngiliz'in tırnak içinde LSS diyorlar. Ben de asıl sebep o değil. Asıl sebep İngilizlerin onu öldürmesinden. Yani gözde korumak için yazdı. Kanıtı mecbur etmek gibi bir şey. Üstelik şükür diyor, onu biliyorum.
ikinci adamın tutumu biliyorsun Arap şehirlerin çocukları içinde. Ya, mikrofon verebilir miyiz? Duymuyor mu? Duymuyor mu arkadaşlar? Gerçekten. Sağ ol. Nazlı Niyaz'la hakikaten alakası yok. Biraz uykusuzum. Malum. Kampınar peşinde koştura koştura. Yoruyor adamı bu adam. İngiliz ajanı olduğu meselesine ben katılmıyorum. Söylediğim oydu. Bir vesikası da yoktur bu. İkinci Abdülhamit'in gözetimde tutması, yani ikamete mecbur etmesi eski tabirle, biraz da Efkan'ın hayatını korumakla ilgili diye düşünüyorum. İngilizlere karşı çünkü. Zaten Deniz'in anlattığı şeyde, söylediği kadarıyla İran'daki bu hadise Efkani'yi filan biraz da zan altında bırakıyor. Orta Doğu'da İngiliz çıkarları 19. yüzyılda petrol vesilesiyle başlamıştır biliyorsunuz. Bu coğrafyayı kurcalıyorlar sürekli ve Asar-ı Atika aramak bahanesiyle bir yeni istihbaratçı var. İkinci Abdülhamit'in yanındaki en önemli İngiliz istihbaratçısı Bamberi'dir. Bunu kaynaklarda görebilirsiniz. Aynı zamanda da biliyorsunuz Türkolojiyle uğraşır Bamberi malumunuz. Daha önce İgnaz Kunoş vardır. İgnaz Kunoş da Macar'dır biliyorsunuz. Yine halk bilimiyle ilgili araştırmaları yapar. Onun için Cemalettin Efkani'nin böyle bir durumu yok. Kaldı ki hem Abdullah'ın hem Efkani'nin fikirleri İngilizlerin aleyhine gelişmelere yol açar İslam coğrafyasında. İslamcılık zaten 1860'larda devlet politikası olarak başlıyor. Sonra Namık Kemal bunu devam etti. Başlamıştı bu zaten malumunuz. Sonra bu adam sistemleştiriyor işte Afgani ve oldu. İkinci Abdülhamit de bu politik, kendi politikasını desteklediği için bunları yanında tutuyor. Bunun bir başka göstergesi Arap şehirlerinin çocuklarının İstanbul'da okutulması ve onların da saray gözetiminde olması. Bu siyasi bir manevra aynı zamanda. Söylediğim şey Hilmi Ziya Bey ile ilgili de Hilmi Ziya Bey'in nerede dediğini bilmiyorum. Senin söylediğine göre Mümtazer söylüyor. Ha şey de olabilir. Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinde olabilir muhtemelen. Ben orada şarlatan olarak nitelemek de çok basit bence. Basit yani eğer her şeyden şüphelenirsek bu adamın Rus ajanı olduğundan filan da şüphelenmek lazım. Yani Çar'ın yanında kalıyor, bilmem ne yapıyor. Paris'e gidiyor. Paris'e giden bir sürü bizim malumuz, münevverimiz var o tarihte. Onun için çok ajan olduğu fikrine katılmıyorum. En azından siyasi görüşlerinin İngiliz ajanı olmasını gerektirmediğini, İngilizlerin aleyhinde bir siyasi fikir olduğunu düşünüyorum o dönem için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Soruya sonra geçelim mi? Ya nasıl yapalım? Kime sorulur? Hocam. O zaman olur. İsmet Özel siz değil misiniz hocam? Hala sizsiniz hocam. Tabii onun için size. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Daha önce konuşmamızda şunu söylemiştiniz. Afgani'nin ya da Abdullah'ın masonluğun herhangi bir kaynağın herhangi bir yerde yazmadığını ifade etmiştiniz de. Ben araştırdım ve kavim kurucudan birkaç soru bunların açıklık bulmasını istiyorum. Şu var mesela, Dairetül Marife Masoniye'de ya şu söyleniyor. Mısır'da Afgani'den sonra Masonluğu başkanı olan Abdullah masonluk ruhunu yayarak çok hizmet etti. Beyrut Mason Hocası Başkanı. İkinci olarak da şu kaynak söylendi. Lestranko Maçoğlu diye bir kaynak.
Efkani'den sonra Abduh da Masonlar çok yardım etmiştir. Sayfa 127. Eser ne dediniz? Duyamadım ben. Destan kumaçı var. Ha bilemeyim. Yani, Masonları, Mason ki, ikinci birisine söylemiyor ki zaten. Bu nasıl bir bilgi, ben onu bilmiyorum. Mason'un çok gizli bir şey. Bu ülkenin gençlerini yani aşağı yukarı 18 ile 22 yaş arasında solcusu, sağcısı, İslamcısı bu Masonlukla çok ilgilenir. Ben de aynı türden olduğum için tırnak içinde o türden inliyorum. Yani taşralıysanız memleket onlar idare eder. Dünya ekonomisini de hem Yahudilerle beraber onlar idare ederler filan. Masonlar ülkeyi ele geçirirler. Şimdi nerede bunu Yalçın Küçük'te filan görüyoruz. Yani son yıllarda malum bu tip yaklaşımlar. Cumhuriyet devrinde Cevat Rıfat Atilanlar filan bu işler üzerine çok yazıp çizdiler. Biz de okuduk geçtiğimizde. Şimdi 19. yüzyılda Masonluk bir entelektüel kulüptür. Zannedildiği gibi hainlik filan böyle şeyler ilgisi yoktur 19. yüzyıldaki Masonluğun. Yani Selahattin Fazlaneci'de 1973'te Selahattin Veritas Hocası'na mensup bir Masondur. Bu hocada 5000 tane Fransızca kitap vardır. Adam Fransızca'yı orada öğrenir, Fransızca çeviriler yapar, aynı zamanda da gazetecidir bu adam. 5. Murat Masondur. Şeyhülislam Musa Kazım Bey de Masondur. 19. yüzyılda. Bu bir entelektüel kulüptür. Encümeni Şuara'dakiler, işte efendim o zamanki Encümeni Daniş'tekiler, yani 1870'lerin Osmanlı münevverlerinin birçoğu da bu cemiyetlere katılırlar. Şimdilerde sivil toplum kuruluşu diyorlar, değil mi? İşte 15 günde bir birleşip perşembe günleri şurada yemek yiyor. Tıpçı profesörler Hilmi abi her defasında çağırıyor. İşte bugünün Masonları. Hususen adı Mason olan cemiyetler mi var? Bunlar İngiliz obediyansına, İsveç obediyansına, Fransız obediyansına falan bağlı olabilir. Yani bunlar daha gizli cemiyetler. Bunların o dönemde böyle bir şey yok. 19. yüzyılda. Yani ne Musa Kazım'ı, ne 5. Murat'ı, ne de efendim Efkani ya da Abdülhamid Mason'dur diye efendim vatan haini sayamazsınız. Vatan değil ya da İslam düşmanı sayamazsınız. 19. yüzyıl bir aydınlanma çağı. Şinasi de Paris'e gitti 1849'da. Masonluğuna dair bir belge görmedim ama söylediklerini tamamı pozitivist mesela. Pozitivist olduğunu gösteriyor. Akif mesela, şu söylediklerinin hepsi biraz önce Soner Hoca söyledi, rasyonalist. Atomcu, değil mi? Tabii. Yani dinle bilim arasında bir sorun olmadığını gösteriyor, anlatıyor ve bunu da devri saadetten delillerini getirirler. Namık Kemal da aynı şeyi yapıyor. Namık Kemal da Mason der. Yani siz kendi çağınızdaki kavram yorumlarıyla 100 sene, 150 sene öncesine bakarsanız yanılırsınız. 19. yüzyılda bu kulüpler başka işlevler yükleniyorlar. Cevabım budur. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Soru sonra soralım isterseniz, olur mu? Son konuşmacımız, araştırma görevlisi Nur Cayankı'yı davet edeyim. Nurcan demedim mi hocam? Çok konuşmaktan oluyor hocam bazen. Ama bana da sabah şey dediler hocam. Kimler söyledi söylemeyeceğim. Hocamız kafası o kadar daldı ki Thomas More sürekli Thomas Mann dedi bir ders boyunca diye. Sizin için hocam. Evet. Ya. Özür diliyorum eğer öyle dediysen farkında değil. Nurcan Ankay. Neyle? Ben de size Mehmet Akif Ersoy'un Aslan şiir kitabı genelinde Akif'in Ütopyası'nı anlatacağım. Mehmet Akif'in Safahat adlı kitabı biliyorsunuz 7 kitaptan oluşuyor. Bunun 6.'sı Asım adlı kitap ve bu tek bir şiir gibi baştan sona kadar
2292 mısra tek bir temayı anlatmak için oluşturuluyor. Sebil-i Reşat'a tebrik ediliyor bir bölümü. 1919'da başlayarak 1924 Ağustos'una kadar aralıklarla yayınlanıyor. Devamı da kitap haline getirdiği 1924 yılında tamamlanmış oluyor. Bu dönemde biliyorsunuz çeşitli savaşlar nedeniyle hem öncesinde hem Birinci Dünya Savaşı hem de Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle özgürlük mücadelesi içinde bulunuyor Osmanlı Devleti ve buna bir çözüm bulmak için çeşitli fikirler ortaya atılıyor. Osmancılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi birçok fikir öne atılıyor. Akif ise bunların çoğunu tek bir faydaya alma niyetinde aslında. Yani tamamen İslamcılık değil, tamamen Batıcılık değil ya da tamamen Osmancılık, Türkçülük değil. Yani hepsinde bir ortak bir fayda bularak da daha iyi bir nesil oluşsun diye böyle bir düşünceye sahip Akif. Şimdi bu kafasında kurduğu nesli de Asım adlı kitabında açıklıyor. Bu muhavere şeklinde yani karşılıklı konuşma şeklinde olan bir şiir. Buna manzum tiyatro diyenler de var. Dört kişi var bizim şiirimizde. Biri Köse İmam, biri Hoca Efendi ve bunların oğulları. Köse İmam'ın oğlu Asım, Hoca Efendi'nin oğlu Emin. Aslında bunlar Hocazade Akif'i temsil ediyor. Merhum Hoca Tahir Efendi'nin oğlu olan Akif, yani Mehmet Akif Ersoy'u. Köse İmam ise bu Akif'in babasının bir dostunu, yani Ali Şevki Hoca'yı temsil ediyor. Ve oğullar üzerinden de biliyorsunuz Emin Akif'in oğlu, oğullar üzerinden de bir ideal gençlikle ilgili düşünceleri var. Ancak öncesinde dönemle ilgili kaygılarını bu muhavere esnasında konuşuyorlar. Bizim malzumemiz Köse İmam'ın Hocazade'yi ziyaretiyle başlıyor. Hay hatır sormak niyetiyle aslında dert yanmaya gelmiş bulunuyor. Eserin iki kısmı var. İlk kısmında iki nesle mensup olan yani Hocazade ile Köse İmam, birisi babasının nesli, birisi Hocazade'nin nesli, İmam'ın yaptığı sohbetten oluşmaktadır. Bu sohbette devletin mevcut durumundan, aile kurumunun bozulmasına, eskiyle yeni neslin karşılaştırmasından, Asım hakkında yapılan konuşmaya kadar geniş bir yelpaze ele alınıyor. Bu bölümde yaklaşık 1/4'ünü bu fıkralar üzerinden, fıkra diyorum, bazı meseleler anlatıyorlar. Bunlar üzerinden konuşuluyor ve geçiyor. Burada Köse İmam'ın ağzından eskiyi anlatıyor biraz da şair ve Hocazade'nin ağzından ise yeniyi anlatıyor. Ancak burada Akif Köse İmam üzerinden de kendi düşüncelerini bazen dile getiriyor ya da kendi Hocazade üzerinden de kendi fikirlerini anlatıyor. Köse İmam Hocazade'yi aslında beğenmez. Hani babasına layık bir oğul gibi görmez. Ve onu bir parçada rütbe bulur. Böyle başlar biraz da metin hal hatırdan sonra. Ne fena günlere kaldık, aman Allah'ım aman, nesli hazır denilen şey pek acayip bir şey. Yani o esnada Hocazade'nin neslinden, Akif'in neslinden şikayetçi. Ama Hocazade'nin yanına geldiğinde aslında dert yanmak istediği şey Asım'la ilgili bir mesele. Bir yandan bir sonraki nesille ilgili de kaygılarını dile getirecek. Hocazade'nin şairliği üzerinde durulur ve Köse İmam Hocazade'nin şairliğini de eleştirir. Yoksa din perdesi altında bu isyan yoktu, sürdüler Türkiye tasavvuf diye olgun şirayı, muttasıl şimdi hakikat kusuyor Sıtkı dayı. Bu cihan boş, yalnız bir rakı hak bir de şarap, kıble tezgah başı meyhaneci olan mihrap. Git o divanını, ne karın ağrısıdır, aç da onu. Kokla bir kere, kokar mis gibi sandık burnu. Ve devamında ekler, hem senin şiir müdafi çıkışın manasız, sana şair diyen oğlum seni gördüm yalnız diyerek eleştirir. Aslında oğlu aslında dertlenecek olan Köse İmam bunu sonraya bırakır ve çeşitli hikayeler anlatmaya başlar. Bu hikayeleri anlatmasının nedeni bir sosyal eleştiri yapmaktır. Önce bir paşa ve bu paşanın hurafeler ya da o zamanki ki hala da devam eden bazı yanlış yorumlar yüzünden İslam'ı yanlış algıladığını,
anlatır ve bu kişi mahkemeye verecekleri bir dilekçe hazırlamaya başlarlar. Köseyim Hanım Hocazade. Akif'in burada yapmak istediği önce olumsuz örnekleri, mevcut örnekleri ortaya koymaktır aslında. Köseyim Hanım vaziyetin kötülüğünden, milletin sıkıntılarından dem vurur. O da bunu almıştır bu durumdan. Hocazade de ona halkın birçok sıkıntı ve yokluk içinde yaptığı bir kır düğününü anlatır. Burada düğünün tasviri de aslında şununla da alakalı. Güzel düğünlerin olmaması da onlar için bir kederdir. Bir yandan savaş sürüyor ama bir yandan da yeni bir neslin oluşması lazım. İyi bir neslin oluşması lazım. Bunun için hem eğitime ihtiyaçları var hem de daha sağlıklı düşünecekleri bir ortamı kurmak için hayatlarını bir açıdan da devam ettirmeye ihtiyaçları var. Devamında Köseyim Hanım'a göre millet kötürüm olmuştur aslında. Anlatır. Şimdi kızgın günün altında pinekler bekler, sade yalçın kayalar, sade ıpıssız çöller. Yurdu baştan başa viraneye dönmüş Türk'ün, dünkü şen şatır ocaklar yatıyor yerde bugün. Gündüz insan sesi duymaz, gece görmez bir ışık. Aralarındaki muhabere medrese meselesine gelir konuşmaları devam ederken. Köseyim Hanım medreseyi, Hocazade de medresenin ıslah edilmesini savunur. Ve bunu bir hikaye üzerinden örnekler. Bir köyün halkı okullarındaki yani köy okullarındaki öğretmenleri namazsız abdestsiz diye bunu kovuyorlar köylerinden. Ve böyle bir hocayla eğitilmektense cahil kanlıyı yayınlıyorlar. Köseyim Hanım aslında biraz bu fikre yakın biri. Hani böyle bana göre böyle olsun diyor. Ancak Hocazade yani hakim buna karşı bir şeyler öğrenebilmek ya yani cehaletlerini aşabilmek için ilmin nereden geldiğine bakılmaması gerektiğini düşünüyor. Ve bir medrese mektep tartışmasına giriyorlar. Köylünün bir şeyi yok, sıhhati, ahlakı bitik. Bak o sırtındaki mintan bile tik 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 tik. Bir kemik bir deridir, ölmedi kaldıysa diri. Nerede evvelki refahın acaba onda biri? Arada fıkralarla yine sosyal eleştiriye devam ediliyor ve buradaki asıl eleştirilen mesele biraz da toplumdaki istikametsizlik ve fikirsizlik oluyor. Savaş döneminden bahsediyoruz ve böyle bir dönemde fikirsizlik ve istikametsizlik bu iki zatı da üzüyor. Herifin halini gördün ya, bugün millette, aynı meslekte, o fıtratte, o mahiyette. Tanımaz bindiği malfiku sürer kör körüne, tanımaz gittiği yer hangi taraf gördüğüne. Fikri yok, duygusu yok, sanki yürür bir kötürüm. Bu da sağlıksa eğer, bence müreccahtır ölüm. Üç beyinsiz kafanın sevkine şaşkın gibi ram, kırbaç altında bütün gün ne tezallüm ne kıyam. Buradaki şu mısraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da sağlıksa eğer bence müreccahtır ölüm. Yani fikirsizliklerinin ve bu şekilde yaşamalarının aslında ölümden daha beter bir şey olduğunu vurguluyor. Ve eğitimin önemine yine din üzerinden vurgu yapılıyor. Müslüman elde alsa belde divit, başta sarık, sonra sırtında yedek şaplı 5-10 deste çarık. 6 aylık yolu dağ taş demeyip çiğneyerek, Çin'i maçındaki bir ilmi gidip öğrenecek. Burada bildiğiniz malum hadis-i şerife de bir telmih var. Aslında hani bu öğretmen fıkrası vardı ya, öğretmen abdestsiz diye köylerinden kovmaları. Halbuki köye ilim geliyor, onların dinlerindeki özde kendilerinin gidip gerekirse ilim almaları gerek. Yani nereden aldıklarının bir ehemmiyeti yok. Çünkü bize iki şey lazımdır diyor Akif burada. Biri mektep, biri yol. Halka gösterecek kılavuz ulemadır. Ancak mevcut sistemle mektepten de medreseden de hayır görmek zordur. İnkılap yıkmaktır. Ancak yıkmak her zaman kolaydır. Süleymaniye'yi yıktınız diyelim, bir Süleyman ile Sinan olmadığı sürece yenisi yapılmayacaktır diye anlatıyor şiirde. Metinde eleştirilenlerden biri de ümitsizliktir. Ümitsiz bir neslin geleceği olmayacaktır Asım'da. Memleket mahvoluyor, baksana bedbinlikle. Ben ki ecdada söven maskaralardan değilim. Anarım hepsini rahmetle. Fakat münfailim. Niye?
Zerk etmediler kalbime bir damla ümit. Yine dönemi anlattığı için ümitsizliklerini eleştiriyor burada Akif. Ki bu durumun gelişmesinde İslam'ın yanlış anlaşılmasının da rolü büyüktür. Müslümanlık bu değil, biz yolumuzdan saptık. Tapacak bir putumuz yoktu, özendik, yaptık. Buradaki put biraz temsil bir şey. Bir varlık olmasına gerek yok, düşünce olarak yorumlanabilir. Yine de İslam'ın birleştiriciliğine olan inançlarını kaybetmemişlerdir Hocazade ile Hüseyin'e. Hani Kur'an'daki ruhun şu hey filada izi, nasıl İslam ile birleştirecek kendimizi? Türkçülük akımı ve Abdülhamit istibdadı da eleştiriliyor bazı hikayeler üzerinden. Üstelik Abdülhamit istibdadı bayağı eleştiriliyor. Türkçülükle ilgili de biraz Moğol meselesine değinilerek bir eleştiri var. Aslında bir ayrışma söz konusu, onu eleştiriyor. Bununla birlikte halkın İslam'ı doğru anlamadığı ve hurafelerle ilgili olan yanılgılarının eleştirisi devam ediyor. Hocazade'ye göre Kur'an-ı Kerim doğru anlaşılırsa millet aslında sıkıntılarından daha rahat kurtulacak. Bunun için de muhalif ve cüretkar bir kişiliğe ihtiyaç vardır. Bununla birlikte kurtuluş için Hazreti Ömer'in adaleti savunulur. Köse İmam kendilerini kimin kurtaracağını sual edince hani Hocazade'nin cevabı hazır ona, Asım der. Halbuki Asım karşısındaki ne olur? Ve metinde Çanakkale şehitlerini olarak bildiğimiz şiir yer alıyor. Bu da yine dönemi tasvir etmesi açısından ve Asım'a bir açıdan gönderme yapması bakımından önemli. Devir bir savaşın en ağır ve en yaralayıcı devri. Böyle bir durumda karamsarlığı bir yana bırakıp yeni nesil kurmak için çalışmak lazım. Köse İmam, oğlu Asım yaptıklarını anlatıyor bundan sonra. Ve dert yanıyor. Asım'ın meselesi ya, problemi şu. Oruç tutmayanları dövüyor. Meyhaneleri, kumarhaneleri basıyor. Gece eğlenenleri hırpalıyor, gidiyor bir şekilde. Evet. Köse İmam yanlışlıkların zorbalıkla ve Asım'ın kendi yöntemleriyle düzeltilemeyeceği fikrinde olduğu için oğluna kızmaktadır. Çünkü Asım savaşa gidip gelmiştir. Ve bir kere değil, birçok kez gidip gelmiştir. Ha, oğul savaşta ölse daha çok memnun olacaktır. Böyle bir şekilde neredeyse katil olacak bir duruma gelmek üzeredir. Halbuki Asım'ın niyeti başkadır. Babasının anlattığından daha farklı bir meseleyi anlatır. Çünkü o kendine göre adaleti sağlamak ister. Dışarıda açlar varken açıkta zevkle yemek yiyenlerdir aslında Asım'ın gidip döndükleri. Ya da insanlar bir yerde sıkıntı yaşarken, sıkıntı içinde ölürken meyhanelerde açık bir şekilde keyif çatanlar suçludur Asım'a göre. Ve birileri soğuklarda titrerken kumarhanede sıcak bir şekilde eğlenenler onun için suçludur. Bu nedenle gidip kumarhanenin mesela yağını çalar, gaz yağını çalar ve bunu fakirlere dağıtır. Hani kendi kafasında böyle bir adalet sistemi var. Bu ona göre doğru, babasına göre yanlış ama daha farklı bir yöntem uygulayabilmesi için burada Hocazade'nin fikirleri devreye girecek. Hocazade'ye göre ise Asım her yönden güçlü biridir. Yurduyla ilgili kaygıları olan, zihnen de bedenen de güçlü bir gençtir. Savaşta bulunmuş, çarpışmış, arkadaşlarını şehit vermiş ve bunun ağırlığı ve sorumluluğuyla yaşayan bir gençtir. Savaşla ilgili de yine bir eleştiri yapılıyor. Girdiniz harbe heriflerle zaruri diyerek, bu rezalet de zaruri mi kuzum bir bilsek diye. Ve bu eleştirilerle beraber muktedirler de biraz eleştiriden nasibini alıyor. Muktedir, yanlış söyledim, muhtekir. Muhtekir kafilesiymiş ne edep var ne haya, aç sefil inleyerek can verir dursun dünya. Yine siz dinlemeyin, anlamayın matemini, sürün artık serilen yurdunuzun son demini. Bu muhabere işte devam ederken böyle asıl bahsedilecek kişi Asım geliyor ve babası ayrılıyor oradan, Köse İmam çıkıyor. Hocazade
Burada Muhammed Abduh, Deniz'in biraz önce bahsettiği ve Afgani ile arasındaki bir tartışmayı, Muhammed Abduh ile Afgani arasındaki bir tartışmayı anlatıyor. Afgani, öğrencisi Abduh'tan inkılap yapılmasını ister. Çünkü artık nazariyatla uğraşılacak vakit değildir. Abduh ise yeni bir medrese kurarak burada yetişecek Cemalettin Afganileri çeşitli yerlere gönderilerek eğitim yoluyla inkılap yapmanın taraftarıdır. Ancak Afgani bunun 20 yıl süreceğini düşünür ve istemez çünkü sabırsızdır. Hocazade de bir açıdan Abduh'un düşüncesindedir. İnkılap istiyorum ben de fakat Abduh gibi. Yoksa ellerde kör alet, efeler tertibi, bağ bayileri basmak, adam asmakla değil. Çek bu işten bütün ihvanını, kendinle çekil diye. Gezmeyin ortada, oğlum sokulun bir sapaya, varsa imkanı yarın adet edin Avrupa'ya diyerek bu bölümü tamamlıyor. Yani ne kadar zaman alırsa alsın, Akif yeni bir okul kurulmasından, yeni bir eğitimden ve bunun bir şekilde Avrupa'dan geçeceği yöndeki fikirden yana. Hocazade aslında mutludur, bu yüzden Berlin'e gidip eğitim almasını ister. Ki Asım mücadelesinin Batı'ya karşı eksik olan yönümüz olan bilim ile devam ettirebilsin. Çünkü o bu köklü geçmişin bir parçasıdır nihayetinde. Bir mübarek suyu var, hiç kurumaz, dinimi bin. Hadisat etmesin oğlum, seni asla bedbin. 2-3 balta ayırmaz bizi mademizden, ağacın kökleri madem ki derindir cidden, dalı kopmuş ne olur, gövdesi gitmiş ne zarar. O bakarsın yine üstündeki edvar yarar. Yükselip yükselir kışkırıp afak-ı perişanımıza, yine bin baha serer kavrulan imanımıza. Neredesin hey gidi Berlin diyerek yollanınız, 6 ay 1 sene gayet size eğlence demek. Siz ki yıllarca neler çekmediniz hem gülerek. Hani bir ömre bedeldir şu geçen her gününüz, bir gün evvel gidiniz, bir saat evvel dönünüz. Ütopya'dan bahsedecektik. Bu arada şiir böyle Hocazade'nin vedalaşmasıyla bitiyor. Ütopya'dan bahsedecektik. Ütopya'nın sözlük anlamına bakınca şöyle bir şey var. Gerçekleşmesi imkansız düşünce. Ki çok doğru, Akif'in düşüncesi gerçekleşmedi. Bu Asım'ın nesli diye bir neslin henüz ben yetiştiğini düşünmüyorum. Bu gidişle de yetişeceğini düşünmüyorum yani. Hani ümitsizliği eleştiriyor ya, yaşananlar, yaşadıklarımız, dün olan üzücü şey, hani bizim ümidimizi kırmaya yönelik şeyler. Ve böyle sorunlar karşısında verdiğimiz tepkiler aslında bizim ne kadar değiştiğimizi, ne kadar negatifleştiğimizi gösteren şeyler. Hani hakikaten Asım'ın idealindeki bir yandan kendi İslam kültürünü benimseyen ama İslam'ı doğru anlayarak günümüzdeki gibi televizyon programlarını arayıp da saçma sapan sorular sorarak değil, açıp kendisi kitabını okuyarak ve ne demek istediğini düşünerek aynı ve bununla beraber bir eğitim alarak bilim nedir, neden biz bu kadar geride kaldık diye düşünerek ya da tek kelimeyle özetlersem düşünerek, yani düşünen bir insanı arzuluyor. Asım düşünen bir insandır, sorgulayan bir insandır, sorumluluk alan bir insandır bu nedenle. Hani aradan bir asır geçti ancak hala ortada bir Asım görmüyoruz maalesef. Sonlandırayım sözlerimi arkadaşlar. Asım'ın nesli tarihiyle, kültürüyle, toplumuyla ve diniyle barışıp mücadeleci, cesur ve olgun bir genç olmalıdır. İstiklali ve namusu için gerekirse canını vermelidir. Asım, Akif'in oluşturmak istediği yarın ümidi ideal Türk gençliğidir. O, gelecek güzel günleri ve idealdeki gençliği sembolize eder. Bu nesil göğsündeki sarsılmaz imanıyla Çanakkale'de son gücüne kadar namusunu çiğnetmemek için düşmanla mücadele etmiş gençliğin devamıdır. Ki Asım da bu savaşta bulunmuştur. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Çünkü
Asım bu savaşı cephede kazandığı gibi hayatta da kazanmak zorundadır. Sözlerimi bu Asım'da geçen Akif'in bir mısrasıyla bitirmek istiyorum. Beni çok etkileydi. Sizi de çok etkileyeceğini düşünüyorum. Ne kadar benziyoruz şimdi bir sakat duvara. Nurcan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı konuşmacılara? Arkadaşlar biraz uzun sürdü galiba. Bölümümüz. Buyurun hocam. Açık değil hocam. Açık birazcık bekleyin. 2 saniye. Tamam, açıldı galiba değil mi? Mehmet Emin Yurtakulu unutmamak lazım. Adı geçmedi. Çünkü Abduh'un çizgisine devam ettiren Mehmet Emin Bey. Söyledi hocam. Evet. Benim uyuduğum sıra söylemiştim. Tamam. Yani sözümü geri. Hocam yine konuşun ama biz böyle bir susturduk ki bu biz. Sus filan gibi oldu. Var mı soru? Galiba yok. Bölümümüz aşağı yukarı 1000 öğrenci filan var arkadaşlar bizim bilim. Lisansta 800 filan. Yani buraya gelen işte 50-60 kişi aslında Asım'ın nesli var yani. Çok da umutsuz olmamak gerekiyor. Bu kadar adam yetiyor. Zaten şeydi, toplumlar büyük çoğunluğu %90'ın üzeri yığışımdır arkadaşlar. Ya o %10 filan yöneticinin şeyidir yani, düşünen beyinlerdir. Onun için yeteriz yani. Çok da şey olması gerekiyor. Yığışımda evet hocam, o anlamda. Evet. Efendim, buyurun. Aslında ziyade o meali celililerde filan vardır o. Ama şey, o istibdat yönüyle eleştiriyor. Başlangıçta sonradan o kadar değildir zaten. Zaten Abdülhamit'in ölümünden sonra kimse eleştirmez. Yani kimse eleştirmez derken eski jenerasyonun içerisinde, yani başta Süleyman Nazif olmak üzere tabii kendine getir. İttihat Terakki gerçeğini gördükten sonra Abdülhamit mum mağaraya başlar yani. Ama eleştirdiği nokta sadece Akif değil, Fikret'i de eleştiriyor. Daha doğrusu meşrutiyet aydınlarından Abdülhamit'i eleştirmeyen neredeyse yoktur. Sadece Akif değil. Hemen hemen hepsi eleştirir Abdülhamit'i. Abdülhamit'le ilgili sonra yine konuşuruz. Belki bir. Başka var mı? Peki. Başta yüksek lisans öğrencimiz Selman Konak, hocamız yardımcı doçent doktor Eylem Saltık, araştırma görevlisi Deniz Defe ve araştırma görevlisi Nurcan Ankaya Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bizi bu vesileyle bir araya getiren bölüm başkanımız Profesör Doktor Ahmet Kartal'a da teşekkür ediyoruz. Tabii bizim bu tip etkinliklerde bir anı tabağı verme gelinliğimiz var. Tabak olmadığı için sanal olarak tabak varmış gibi bir tören yapacağız. Ama grup hastalarımız gerçek olarak var. Sanal değil. Onlar için bölüme gelmeniz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum ilgilendiğiniz için. Tamam. Siz yalnız şey oldu hocam, hani sadece buraya odaklanmışsınız.